Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında yörünge altı araştırma uçuşunu gerçekleştiren ve yurda dönen Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever katıldı. Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla icra ettiğini ifade eden Kacır, ileri dönemde insanlı uzay görevlerinde yeni uluslararası işbirlikleriyle Türkiye'nin uzay alanındaki bilimsel araştırma gerçekleştirme kapasitesini daha ileriye taşıyacağını belirtti. Şahsın eli fırlatmadan bir gün önce Yörünge altı araştırma uçuşunun ilk hazırlıklarına Haziran 2023'te başladıklarını söyleyen Atasever, 1 Haziran'da fırlatmanın gerçekleşeceği New Mexico'ya hareket ettiklerini dile getirdi. bu sürecin tamamında biz Haziran 2023'ten itibaren geçtiğimiz hafta, birkaç gün önce esasında gerçekleştirmiş olduğumuz yörünge altı araştırma uçuşunun bilimsel deney hazırlıklarına devam ediyorduk. Haziran 2023'te başlamıştık biz yörünge altı araştırma uçuşumuzun bilimsel deney hazırlıklarına. Sayın Bakanım da ifade etti. 7 farklı bilimsel deney icra ettik. Bu 7 farklı deneyin 3 tanesi benim uçuş tulumumun üzerine entegre edilmiş bir şekilde benimle beraber uzaya çıktılar. Diğer 4 deney ise insan fizyolojisi deneyleriydi. Uçuş haftasında ve dahi uçuştan hemen önce ve sonra benden toplanan bir takım biyolojik örneklerin analiz edilmesiyle genetik bilimi, metabolik değişiklikler, kanser hücrelerinde ne gibi farklılaşmalar olduğu ve dahi hücre dışı veziküller gibi özel konularda araştırmalar yapma şansını elde edecekler araştırmacılarımız örnekler ellerine ulaştığı andan itibaren 1 Haziran'da fırlatmanın gerçekleştiği New Mexico eyaletine hareket ettik. Burada oldukça yoğun bir uçuş eğitim haftasına maruz kaldık. Bu kapsamda deneylerin son hazırlıkları hem uçuş tulumuna entegrasyon hem de uzay aracına entegrasyon yönelik çalışmalar yapma şansımız oldu. Daha sonra Unity uzay aracına yönelik bazı aşinalık eğitimleri aldık. Hem nominal operasyonlarda, nominal uçuş profilinde hem de acil durumlarda ne gibi davranışlar göstereceğimize yönelik hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldık. Daha sonra heyecanlı olan noktalardan bir tanesi iki tane deney entegrasyon uçuşu gerçekleştirdik. Çok yüksek manevra kabiliyetine sahip aerobatik uçaklarla bu esnada ben uzay uçuşunda giyeceğim bütün deneyleri üzerimde giyerek gerçekten sanki uçuşa gidiyormuşum gibi ilgili uçuşları gerçekleştirip operasyonları bu parabolik uçuşlar esnasında icra etme şansını elde ettim. Fırlatmadan bir gün önce uçuşun bütün adımlarını simüle eden bir prova gerçekleştirip uçuşa hazır hale geldik ve 8 Haziran tarihinde hava koşullarının da uygun olması sonrasında uçuşumuzu gerçekleştirdik. Saat yerel saatle 8.30'da havalandı Unity uzay aracı taşıyıcı uçak ile beraber yaklaşık 45 bin fit irtifaya 14 kilometrelik irtifaya eriştiğimiz zaman uygun koşullar oluştu. Uzay aracından ayrıldık. 1 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde ses hızının 3 katına erişerek yaklaşık 90 kilometrelik bir irtifaya çıktık. Kanatsız bir şekilde uçmaya ve süzülmeye başladı. Süzülmeye başladığım andan itibaren de aslında pencereye yapıştım. Her nefeste yenilenir dünya demiş Mevlana. Ben 8 Haziran tarihinde uzay aracının içerisinde 90 kilometrelik irtifaya çıkıp o çok küçük zaman içerisinde çok derin bir nefes aldım. Yepyeni bir dünyaya aslında gözlerimi açtım. Yeniden doğdum diyebilirim 8 Haziran tarihinde. Yeniden geldim dünyaya.